Efendim genç, pırıl pırıl bir arkadaşımız burada bir çalışma yapıyor. Sanıyorum Ahtapot. Merhaba. Merhaba hocam. Ahtapot değil mi? Ahtapot. Demek ki güzel çizmişsin. Tebrik ederim. Ama Ahtapot'u kısa bir süreliğine şöyle bırakalım lütfen. Buraya gelmek istiyorum. Çünkü gerçekten ilginç, kolay kolay başka yerde göremeyeceğimiz bir çalışma. Nedir bunlar? Bunlar zeytin ağacı ve epoksiden yaptığımız kolyeler. Epoksi nedir? Hı hı. Epoksi çift komponentli bir dolgu malzemesi. Çift? Katalizörünü karıştırıyorsun ve sertleşiyor. Anlamış gibi yapacağım ama anlamadım, yemin ediyorum. Döküm malzemesi. Döküm malzemesi. Ve sertleştiriciyle bunu hazırlıyoruz. Ne kadar güzel. Peki fiyat aralığınız nasıl? Fiyat aralığımız 70 ile 15 ile 70 lira arası. Hangileri 15 lira? Şunlar 15. Bunlar 15 lira. Peki bu kolyeler? Bunlar 70, bunlar da 40 lira çiçekli kolyeler. 40 lira. Nasıl, talep var mı? Var var, oldukça insanlar ilginç buluyor, ilk defa görüyorlar. Yani ben şöyle söyleyeyim, 10 yıldır yaklaşık geziyorum. Ben ilk defa gördüm, bir de çok şık gördüm. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağlık. Bazı yerler vardır. Başındaki usta ne zaman çalışmaya başlasa anında bir kalabalık toplanır ve merakla izler. İşte o sanatlardan biri de cam üfleme sanatı. Ne zaman bir yerde kalabalık görürseniz yazlık yerlerde, inanın orada cam üfleme yapılıyordur. Merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok sağ olun, siz? Ben deyim. Aman dikkat edelim, elimizi yakmayalım. Yani yakıp biliriz de yandı da. aman ne olur dikkat edelim. İlk çarşıyı gezmeye başladığımızda Güven abiyle başlamıştık. Onu ocağın başında ateşte görmüştük. Evet. Sizi de burada gördük. Kolay öğrenilebilen bir sanat değil herhalde, değil mi? Ya bunun altyapısını almak lazım tabii ki. Yani hem zor hem de zevkli bir iş. Ama çok zevkli bir iş. Yani kaç sene oldu? Benim 10. Güzel, 10 sene. 10 sene oldu. Bu genelde yunuslar, filler, yüzükler, kolyeler, kolye uçları. Kaç lira fiyat aralıklarınız? Kaç liradan başlıyor hediyelikler? Şimdi biz çok uygun, hani herkesin alabileceği bir şekilde fiyat koyduk. Yani 10 TL'den başlıyor. Şimdi öyle bir yere geldik ki internette araştırın, bakın, öğrenin. İddialı. Diyor ki benden başka bu işi dünyada yapan kimse yok. Merhaba, nasılsınız? Gökhan Ertem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine şahane şeyler. Saydan yok mu dünyada sizden başka? Yok, yani bugüne kadar sizler gibi gelen televizyon kanallarının ifadelerinde Türkiye'de başka olmadığı söyleniyordu. Biz geziyoruz dediler. Daha sonra internette araştırmasını yaptık. Arama motorunda 3 dilde, 4 dilde dünyada yok. Takı tarzında var ama kullanılır obje, yani orta tabakları, vazolar, ayna çerçeveleri, tepsiler tarzında başka çalışan olmadığını gördük. Şimdi neler yapıyorsunuz? Sizin özelliğiniz ne o zaman? Şimdi bir kere kimsenin kullanmadığı malzemeyi yakaladım. Çekirdekler. Çekirdek sizin ham maddeniz, çekirdek. Ham madde. Önce bu ham maddenin hazırlanması gerekiyor işlenebilir hale gelmesi için. Asit banyolarına giriyor. Her çekirdek için asit oranları farklı, bekleme süreleri farklı. Önce artıklardan arındırılıyor, sonra yıkanıyor. Daha sonra fırınlama ya da kavurma işlemleri var. Özlerinin ölmesi gerekiyor. Yoksa kurtlanma yapar. Ondan sonra sanayi tipi yapıştırıcılar. Ondan sonra vernik. Mesela tabaklarımda üzerlerinde insan sağlığına zararlı olmayan, çocuk karyolarında kullanılan vernikleri kullanıyorum. Böylelikle meyve tabağı, ekmek sepeti olarak da rahatlıkla kullanılabiliyor. Şahane. Tabii bizim programda şöyle bir şey var. Her şeyin ortalama fiyatını da öğreneceğiz. Kaç lirayla kaç lira arası? Yani 60 lirayla 300 lira arasında değişiyor fiyatlar. Ya ben hep söylüyorum, bizim ülkemizde hani en ucuz şey el emeği. Bunun yanına baştaki rakamları iki arttırıp karşılığı avroya da dolar olarak dünyanın her yerinde. Ama bizim ülkede el emeği gerçekten farklı. Ben hatta hep şu örneği veririm. İşte 3 dolara bir zamanlar gittim, Uganda'ya gitmiştim. Uganda'da 3 dolara karnımı çok güzel doyurmuştum. Bir tane şu kadar ufak el yapımı magnete pazarlık yapmama rağmen 10 dolardan aşağı inmemişlerdi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi sezonlar, bereketli kazançlarınız olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim.